Fikret Bila, HalkTV.com.tr Emekli Mitingi CHP, İstanbul'da öğretmenler için düzenlediği mitingden sonra yarın da Ankara'da emekliler ve emekçiler için miting düzenleyecek. Emekliler, emekçiler, atanmayan öğretmenler, CHP'nin en çok sahip çıkması gereken kimselerin başında geliyor. Emeklilerin maaşları enflasyon karşısında her yıl geriliyor. Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en düşük emekli maaşı veren ikinci ülke en düşük emekli maaşı veren ülke ise Bulgaristan. Euronews'in haberine göre Almanya'da ortalama emekli maaşı Türkiye'nin 7 katı. Son 10 yılda Avrupa'da emekli maaşları artarken Türkiye'de %34 geriledi. Lüksemburg'da emekli 2734 avro, Norveç'te 2448 avro, Avusturya'da 1996 avro, Almanya'da 1552, Türkiye'de ise 237 avro. Türkiye'de emekli maaşlarının giderek düşmesinin en önemli nedenlerinden biri de AK Parti iktidarının emekli maaşı bağlama oranını düşürmüş olması. Maaş bağlama oranının düşürülmesiyle en düşük emekli maaşı uzun süredir asgari ücretin altında. Yine EuroNews'ta yer alan habere göre 2003 yılında en düşük işçi emekli maaşının asgari ücrete oranı 1.47 idi. İşçi emeklisi asgari ücretten %47 daha fazla maaş alıyordu. 2023 yılında ise bu oran 0.71'e geriledi. 2024 yılında 0.61'e düştü. En düşük işçi emeklisi maaşı asgari ücretten %39 daha düşük. Bu oran 2011 yılından bu yana her sene kademeli olarak düşüyor. En düşük memur emeklisi maaşı ise 2003 yılında asgari ücretin 1.87 katıydı. Bu oran ilk kez 2023 yılında 1'in altına düşerek 0.86 oldu en düşük memur emeklisi maaşı ilk kez asgari ücretin altına indi. 2024 yılında ise bu oran 0.80'e geriledi. En düşük memur emeklisi maaşı asgari ücretten %20 daha düşük hale geldi. Şimdi ölçü alınan asgari ücrete bakalım. Asgari ücret 2024 yılı için 17.002 lira olarak belirlendi. Türk ise 2024 Nisan ayı için yaptığı hesaplamada 4 kişilik ailenin açlık sınırını 17.725 lira olarak belirledi. Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Türkiye'nin 4 kişilik aile için Nisan 2024'te belirlediği yoksulluk sınırı ise 57.736 lira. En düşük emekli maaşı ise 10.000 lira. Dul ve yetimlerin aldıkları emekli maaşı ise 10.000 liranın da altında. Bu durumda 10.000 lira maaş alan emeklinin ve 10 bin liranın altında dul ve yetim aylığı alanların geçinmeleri mümkün değil. En düşük emekli aylığı CHP'nin talep ettiği gibi asgari ücrete çıkarılsa bile bugünkü hayat pahalılığı karşısında 17.002 lirayla da geçinmek mümkün değil. Türk İşin Ankara'da yaptığı araştırmaya göre et fiyatlarındaki artış devam ediyor. Et ürünlerinin fiyatları Nisan ayında artış gösterdi. Dana eti geçen aya göre 52 lira artış göstererek ortalama 523 liradan, Kuzu eti ise ortalama 734 liradan satılıyor. Sürt, yoğurt ve peynir fiyatlarında da artış sürüyor. Bu fiyatlar karşısında düşük emekli maaşı alanlarla dul ve yetim maaşı alanların sağlıklı beslenmeleri mümkün değil. Emeklilerin geçinebilmesi için öncelikle yapılması gereken maaş bağlama oranlarının yeniden yükseltilmesidir. Büyük emekli mitingi düzenleyerek isabetli bir karar alan CHP'nin emeklilere bağlanan maaş oranının yükseltilmesinde ısrarlı girişimlerde bulunması gerekir. CHP, maaş bağlama oranının yeniden yükseltilmesini talep etmesinin yanında asgari ücretin yılda bir kez artırılması kararına da ısrarlı karşı çıkmalıdır. Emekli ve emekçi kesimin geçinebilecek bir ücrete ulaşmasının başka yolu yoktur.